Günaydın Ahmet Bey, nasılsınız? İrem Hanım, çok teşekkür ederim. Bugün daha iyiyim Allah'a şükür. Geceniz nasıl geçti? Gecem fena geçmedi. Deliksiz uyuyordum. İyi, çok güzel. Harika. Şimdi torbanızı değiştireceğiz. Adaptörünüzü de değiştireceğiz. Size çok güveniyorum. Teşekkür ederim. En son değişimimizi 3 gün önce yapmıştık. Evet. Evde de böyle 3 günde bir, 4 günde bir torbanızı ve adaptörünüzü, torbayı değil de adaptörünüzü günlük 3 günde bir değiştireceksiniz. Tamam. Ben şimdi bunu yine anlatarak güzel bir şekilde göstereceğim. Şimdiden kolay gelsin. Teşekkür ederim. Önce hastanın kenarında, torbasının altına şöyle bir peçete yerleştirdim. Üstü kirlenmesin diye. Bir tane poşetim var. Sağlam bir poşet olması benim için yeterli. Evlerinizde de herhangi bir poşet, deliği olmayan herhangi bir poşet kullanabilirsiniz. Çöplerimi içerisine atacağım. Şimdi torbamı şöyle, kolostomi torbasını poşetim içine doğru yerleştirdim. Hastanın canını yakmadan, karnını destekleyerek adaptörünü yavaş yavaş sıyıracağım. Bazı adaptörler plaster kıvamında olur. Onları öncesinde biraz ıslatmak gerekir. Islatıp öyle çıkartmak gerekir. Ama şu an benim adaptörüm daha farklı. Hastamın karnını destekleyerek çıkartacağım. Daha sonra etrafını ıslattım. Sadece suyla ıslattım. Gazlı bezlerimle temizleyeceğim. Herhangi bir ıslak mendil, alkollü bir şey kullanmıyorum. Sonrasında biraz da kurulayacağım. Şimdi şöyle alıyorum. Zaten hemen şöyle çektiğim zaman çok çabuk ayrılıyor. 3 günde olduğu için pastası da eridi. Stomanız gayet güzel, sağlıklı. Islattığım sponjlarla temizledim. Cildiniz de gayet sağlıklı görülüyor. Silerken çok fazla hırpalamadan silmeye çalışıyoruz. Ufak ufak kanamalar olabilir stom etrafında. Bunlar gayet normal, çok damarlı bir bölge çünkü. Biraz da kurulayalım. Tamam. Şimdi işlerimizi yapmaya başlamadan önce şöyle üzerine bir kapatalım. Herhangi bir gaz çıkışı olabilir çünkü. İlk eldivenlerimi atıyorum. Bunlar kirlendi. Malzemelerime, bu eldivenlerimle hiç dokunmuyorum. Kolostomi torbamız var. Ona uygun adaptörümüz. İşte eğri uçlu makasımız var. Stoma makasımız var. Ölçüm yapmak için ölçüm cetvelimiz var. Bütün paketlerden bu cetveller çıkıyor. Pastamız var yapıştırmak için. Hepsini birazdan teker teker kullanacağız. Şimdi ilk işimiz stomamızın çapını ölçmek. Bu işin en önemli püf noktası stoma çapını doğru ölçmek. Yani ne büyük ne de küçük ölçü almamak gerekiyor. Tam kafa kafaya bir ölçü. Belki 1-2 milim fazla olabilir. Tam ölçü almak lazım. Tam ölçü alınmadığında çıkış zor olur. Veya büyük alındığında cildin kenarında deri problemleri başlar. En önemli nokta, buna dikkat ediyoruz. Şimdi ölçümü alıyorum. Bakın şöyle bir ölçü yanlış. Tam stoma kadar bir ölçü olacak. Tabii ben biraz hastaya çekim için geride kaldım. Tamam. Şimdi bu ölçüyü adaptörümün üzerine koyuyorum. Adaptörlerin üzerinde çoğu zaman milimetreler, milimler yazılır ama hastalarımızın yakınları öğrensin diye biz göstererek yapmak istiyoruz. Şimdi ölçümüzü koyduk. Kalemle işaretlememizi yapıyoruz. Makasımızla keseceğiz. Makasımızın ucu eğri olduğu için kesmek de gayet rahat oluyor. Kestikten sonra şöyle biraz kenarlarını elimle yumuşatıyorum. Tekrar bir ölçümü alıyorum. Doğru kesip kesmediğime bakıyorum. Evet, ölçüm gayet güzel. Adaptörüm hidrokolloid kıvamında bir adaptör. Biraz elimle ısıtıyorum. Kolay hastaya temas etsin, kolay yapışsın vücuduna diye. Isıttıktan sonra üzerinde bir koruma bandı var. O bandı çıkaracağım ve buraya elimi sürmemeye çalışıyorum. Bunun üzerine pastamdan kestiğim yerin kenarına olacak şekilde pastamı sıkıyorum. Pastamın da kapağını kapatmadan önce biraz pastayı şöyle ağzına kadar getirip kapağını öyle kapatıyorum. Hava ile temas etmemesi lazım. Çabuk kuruyabiliyor. Şimdi yapıştırmadan önce biraz kurutacağız. Şöyle 1 dakika kadar kuruyacak. Yapıştıracağım yerin de stomanın etrafının kuru olması gerekiyor. Islak zemine, çünkü ıslak yere herhangi bir şey yapışmaz.
Kurup kurumadığını nasıl anlarım? Şöyle parmağımla bir kontrol ediyorum. Elime yapışmıyorsa tamamdır. Şimdi hastamın karnını iyice gergin tutarak adaptörümü yapıştıracağım. Elimin sıcaklığıyla da şöyle üzerinden geçiyorum. Hastaların ilk günlerde ameliyat yerinde ağrısı olabilir. O yüzden torbayı takmadan önce biraz halkanın kenarına bir miktar vazelin süreceğim. Sonraki günlerde gerek kalmıyor buna. Biraz vazelin diyelim şuraları. Torbanın kolay takılmasını sağlıyor. İlk günlerde güzel oluyor. Şimdi torbamızı artık yerleştiriyoruz. Biraz karnınızı şişirin Ahmet Bey. Tabii hocam. Tamamdır. Tık sesi geldi, oturdu. Oturduğuna emin olmak için ortasından torbamı şöyle biraz çekiştiriyorum. Her yerine oturup oturmadan iyice bir kontrol ediyorum. Bunlar kelepçeli sistemli torbalar. Kelepçemizi de kilitledikten sonra işimiz tamam. Torbamızın altını da kapatalım, cırt cırt bantlarını. Doldukça buradan boşaltacaksınız. Maksimum 3'te 2'si dolduğunda en fazla boşaltsanız güzel olur. Tamamdır hocam. İşlemimiz bitti, bu kadar. Geçmiş olsun. Hocam ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun.